karşınızdayız. Bugün ortaklık veya işte topluluk sorusu üzerine konuşacağız. Bu seminer dizisini hazırlarken bunu özellikle ikincisine koydum. Çünkü tıpkı antroposen gibi hani bunun da sadece böyle hani geçmişe ait veya sadece şimdiye ait bir problem değil de aynı zamanda geleceğe ait de bir problem olduğunu düşünüyorum. Ama tartışmanın teorik çerçevesi biliyorsunuz özellikle 20. yüzyılın ilk yarısında Bataille ve Bataille'dan sonra Blanchot ve Nancy arasındaki şeyle bir tartışmayla çıkıyor. Bu tartışma aslında daha geniş bir perspektife de sahip. Bugün biraz da ondan bahsedeceğiz. Yanımda çok değerli bir konuğum var, Murat Erşen. Murat'ı tanıttıktan sonra da sözü kendisine vereceğim. Aslında Murat Erşen'le bir şekilde herhalde bu salondaki herkes tanışmıştır. Çünkü bu salondaki herkes muhtemelen onun çevirdiği bir cümleyi veya onun hazırladığı bir kitabı okumuştur. Dolayısıyla özellikle Türkçe felsefi literatürüne, Fransızcadan ve işte İngilizceden yapılan çevirilerde katkısı çok büyük. O yüzden de ben çok mutluyum Murat'ı burada ağırladığım için. Çünkü ben de çok şey öğrendim Murat'ın çevirilerinden ve hazırladığı kitaplardan. Ayrıca bir tane de kitabı var. 41 Filozof ve 41 Kavram isminde. Bu da hani kavram odaklı felsefi kitapların ne kadar önemli olabileceğini tahmin ediyorsunuzdur. Bunu da çok tavsiye ediyorum okumanızı. Şimdi kısaca Murat Erşen'in özgeçmişini okuyacağım ve sözü kendisine vereceğim. Murat Erşen, Strasbourg, Marc Bloch ve Galatasaray Üniversitelerinde felsefe okudu. Lyon 3 Jean Moulin Üniversitesi'nde ortaklık yani komünate üzerine sürdürdüğü doktora çalışmasını tamamlamadan bıraktı. Uzun süredir yayıncılık dünyasında çevirmen, editör ve danışman olarak faaliyet gösteriyor. Özellikle felsefe alanında Fransızca ve İngilizceden birçok kitabı ve makaleyi Türkçe'ye kazandırdı. Monok Yayın Evi'nin kuruluşunda yer aldı. Yıldız Teknik Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nde çağdaş felsefe ve modernite üzerine dersler verdi. Sözü Murat Erşen'e bırakırım. Buyurun Murat. Teşekkür ederim. Sesim mi? Davetin için hem sana teşekkür ediyorum hem de Akbank Sanat'a teşekkür ederim. Ben. Şimdi Emre'nin de söylediği gibi bu yüzyılda aslında önce Bataille'in egemenlik üzerine yazdığı metin, daha sonra Blanchot'un itiraf edilemeyen cemaat, Nancy'nin Communauté des œuvres, onu şeydi, esersiz toplum diyeyim. Yani kendi kendinin eseri olmayan ortaklık ve gene Agamben'in gelmekte olan ortaklık gibi kitapları var ve çok canlı bir tartışmaya sahne oldu geçen yüzyılda. Bu konuya girdiğiniz zaman zaten klasik Yunan'dan başlayarak işin içine antropologları, sosyologları, hatta dil bilimcileri de sokarak herkesin tartıştığı bir konu. Çünkü Heidegger'in de dediği gibi bizim içine fırlatıldığımız dünya bir mitwort, yani şey mitwort diyorum, mitsein. Ve bu dünyada istemesek dahi birlikte yaşamaktayız. Yani bu sorunu biraz daha yakıcı kılan şey muhtemelen şu an özellikle Türkiye'de de yaşadığımız hal. Yani öyle bir görüntü var ki sanki birlikte durmak zorunda kalan ve bundan memnun olmayan gruplar var. Şimdi ben tabii politik olarak konuşmayacağım. Daha felsefi ve biraz da antropolojik olarak konuşacağım. Fakat ben bunu seminer olarak yaptığım bir şey. Ortaklık meselesini ve patoloji meselesini. Dolayısıyla aslında 40 saatlik bir zamana yayılan bir şey. Dolayısıyla bir saatlik süre içerisinde pek çok şeyi ister istemez atlamak zorunda kalacağım. O yüzden belki tartışmanın sonunda sizin eklemelerinizle ve sorularınızla geliştiririz. Şimdi ortaklığı düşünmek, şöyle bir yol izlemeye çalışacağım. Önce eski Yunan'da ortaklığın neden doğal olarak görüldüğü, daha sonra modern siyaset felsefesiyle klasik siyaset felsefesi arasındaki temel fark esasında eski Yunanların insanı toplumsal bir varlık olarak düşünmesi, modern siyaset felsefesinde yani özellikle sözleşmeci filozofların, Hobbes, Rousseau gibi, bunların insanı toplumsal bir varlık olarak görmeyiş. Temel ayrım burada ve
Özellikle Aristoteles'te neden devlet doğal ve Rousseau'da neden doğal değil meselesini biraz geliştirmeye çalıştıktan sonra biliyorsunuz Endüstri Devrimi'nden sonra Tönnies'in deyişiyle Gemeinschaft'tan Gesellschaft'a bir geçiş oluyor. Yani küçük topluluklardan ya da köy hayatı diyebileceğimiz feodal bir yapıdan işte insanların şehirlere çalışmak üzere akmasıyla beraber daha büyük bir topluluk ortaya çıkıyor ve bu kan bağıyla kayıtlı bir topluluk değil elbette. Dolayısıyla bugün baktığımızda ortaklığın işlememesinin metropolisle ya da dünyanın yeni haliyle bir alakası var. Bu yüzden de konuşmanın sonunda Zimmel, Richard Sennett, Stefan Mestrovic gibi düşünürlerden bazı temalarla, özellikle duyguyla ilgili temalarla neden bugün ortaklığın işlemediğini geliştirmeye çalışacağım. Şimdi önce şunu karıştırmamak gerekiyor zannediyorum. Ortaklığı düşünmekle devletin tesis edilmesini düşünmek tam olarak aynı şey değil.